xn eksi iyonunun proton sayısı ve n değeri bilindiğine göre xn artı iyonunun niceliklerinden hangileri belirlenebilir? Şimdi proton sayısını biliyorum ve n değerini biliyorum. Mesela şöyle yapalım arkadaşlar. Proton sayım 16 olsun. N değerim de 2 olsun. Yani 2 eksi olacak. Şimdi bunu biliyorsam ben buradaki x eksi yüklü iyonun elektron sayısını bulabilirim. Bunda sıkıntı yok. Şunu da isterseniz yazalım 18. Peki xn artı iyonu için konuşursak xn artı iyonu yani 2 artı olacak ve proton sayım yine kaç? 16. Çekirdek yükü zaten biliyorsunuz ki değişmez. Yani çekirdek yükünü zaten bulabilirsiniz. Çünkü yukarıdaki proton sayısını biliyorsunuz. Eksi yüklü iyonun, artı yüklü iyonun proton sayısı da aynıdır. Çünkü aynı iyon. Yani özür dilerim, aynı atomun iyonları. Periyodik sistemdeki yerini bulabilir miyiz? Bakın iyonların periyodik sistemde yeri olmaz. Atomların periyodik sistemde yeri olur. Bu nedenle bunu araştırmıyorum dahi. Yani iyonun periyodik sistemde yeri yok. O yüzden bakmama gerekiyor. Ama X atomunun deseydi ona bakardık. Kütle numarası, nötron sayısını bilmediğim için arkadaşlar kütle numarası ile ilgili bir yorum burada yapamam. Yani cevabım A seçeneği olmalıdır. Periyodik sistemin 7A grubu elementleri ile ilgili olarak şu bilgiler veriliyor. Bu bilgilerdeki boşluklar aşağıdaki kelimelerle doldurulduğunda hangi seçenek açıkta kalır? Şimdi 7A grubu halojen grubu olarak adlandırılır arkadaşlar. D gördüğünüz gibi buraya gelmelidir. Hatta yazalım halojen. Oksijenli bileşiklerinin sulu çözeltileri. Ametallerin oksijenle zengin bileşikleri arkadaşlar asit oksitleri. Bunu unutmayın. Biz burada 7A grubunun oksijenli bileşiklerinden bahsedecek olursak bunlar da yine asitik özellik gösterecektir sulu çözeltisi. Yani şuraya da asitik diyelim. Serbest halde oda koşullarında moleküler yapıda bulunurlar. Standart şartlarda yani oda koşullarında bunlar arkadaşlar sıvı halde bulunabilirler. Brom var sıvı halde bulunabilen. Ama gaz da o halde de bulunabilir. Mesela flor gazdır, klor gazdır. Katı halde de bulunabilirler. İyot da katıdır. Bize bulunabilir dediği için aşağıda da sıvı gaz ve katı olmadığı için sıvıyı seçeceğiz. Dolayısıyla sıvı halde bulunabilirler. Bazik olan açıkta kaldı. Yani cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdaki tabloda madde çifti ve aralarındaki etkileşim türü verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi gördüğünüz gibi hidrojen FONN'den birine kimyasal bağla bağlı. Dışarıdan FONN'den biriyle etkileşebileceği için burada hidrojen bağı oluşur. Yani alkol suda çözünür arkadaşlar. Polar poları çözdüğü için. Alkol suda neden iyi çözünür? Çünkü su ile hidrojen bağı oluşturur. Alkol suda çözünürken iyonlarına ayrışmaz. Bu nedenle alkollü su çözeltisi elektrik akımını iletmez. Bunları da bilelim. Ve bir de şunu ekleyeyim son olarak. Alkoller baz değildir. Çünkü moleküler çözünür. Suya OH- iyonu vermez. Soy gazlar arasındaki fiziksel etkileşim arkadaşlar London kuvvetleridir. London kuvvetlerin diğer adı da indüklenmiş dipol. İndüklenmiş dipoldur. Bunu da unutmayalım. Doğrudur. Peki burada hidrojen bağı olur mu? Hidrojen FONN'den birine kimyasal bağla bağlı. Ama dışarıdan FONN'den biriyle etkileşemez. Çünkü bir molekülün içerisinde F yok, O yok, N yok. Yani bu atomlar yok. Dolayısıyla hidrojen içeriden bağlı olmasına rağmen ilk kuralı sağladı. Ama dışarıdan etkileşeceği bir FON olmadığı için hidrojen bağı yoktur. Dipol dipol. Bakın sodyum klorür iyonik yapılı bir bileşiktir. Su ise polardır yani dipoldür. Dolayısıyla aradaki etkileşim, hatta şurada da şöyle gösterelim isterseniz bunu. Şu uç eksidir elektronegatiflik farkından, bu uç artıdır. Sodyum iyonları şu uçla etkileşir ve dolayısıyla burada iyon dipol bağı meydana gelir. Klorlar ise şu uçla etkileşir. Yine iyon dipol bağı meydana gelir. Dipol dipol bağı olmaz. Cevabımız bu durumda 1 ve 2 yani C seçeneğidir. 5 ton su içerisinde bir miktar klor gazı çözünüyor ve çözelti derişimi 1.6 ppb olarak ölçülüyor. Yani milyarda bir vermiş bakın. Çözünen klor gazı kaç miligramdır diye soruyor bize. Şimdi 5 ton su var elimizde ve ppm değeri de içindeki klorun 1.6. Şunu bir hatırlayalım. Ppb arkadaşlar çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi. Buraya çözücü kütlesi de yazabilirsiniz. Çünkü çözünenin kütlesi çok azdır bu ppm ve ppb değerlerinde. Ben çözelti kütlesi yazdım. Çarpı 10 üzeri 9'dur. Yani ihmal edebilecek düzeyde azdır.
Peki ppb değerimiz 1.6 eşittir. Çözünen klor gazının kaç miligram olduğunu soruyordu bize. Buna x miligram diyelim. Ve 5 ton su çözünüyormuş. Şimdi bakın bir şeye dikkat etmek lazım arkadaşlar burada. Ha, çarpı 1'de 10.9 var. Bizim çözünenin kütlesini ve çözelti kütlesini aynı birimde yazmamız lazım. Yoksa hata yaparız. Sadeleşmezse birimler burada bulduğumuz değer 1.6 olmaz. O nedenle birimleri aynı hale getirmeliyim. Bunu miligram olarak soruyoruz. Bence ikisini de gram yapalım daha rahat ederiz. Peki şunu bir hatırlayalım. 1 ton kaç kilogramdır? 1000 kilogramdır. Ve 1 kilogram da 1000 gramdır. Bu nedenle 1 ton arkadaşlar 10 üzeri 6 gram olur. Peki bizde ne var? 5 ton var. O zaman biz buraya ne yazmalıyız? 5 çarpı 10 üzeri 6 gram yazmalıyız. Yani 5 tonu gram olarak yazdık. Peki x miligramı da yani x miligram değerinde gram olarak yazalım. Şunu hatırlayalım. 1 gram eşittir 1000 miligramdır. Peki bu durumda 1 miligram ne olur? Her iki tarafı da 1000'e bölerseniz 10 üzeri eksi 3 gram olur. Peki x miligram da x çarpı 10 üzeri eksi 3 gram olur. Yani buna çarpı 10 üzeri eksi 3 yazarsam bu değeri ne yapmış olurum? Gram haline getirmiş olurum. Peki, şimdi x miligram, x çarpı 10 üzeri eksi 3 gram demekti. Bu işlemi yaparsam x'i buradan bulacağım miligram olarak. Şimdi yapalım bir işlemimizi. Şöyle yapalım, şunu şu tarafa bir atalım isterseniz. Ya da şunu yukarı atalım ilk önce, 5'i de buraya atalım. 5 çarpı 1.6, 8 yapar. 8 eşittir. 10 üzeri 6 yukarı attım. X çarpı 10 üzeri eksi 3 vardı, 10 üzeri eksi 6 geldi. Çarpı 1'de 10 üzeri 9 var formülden gelen. Şunlar gördüğünüz gibi birbirini götürdü. Dolayısıyla x kaç geldi buradan? 8 arkadaşlar. Cevabımız bu durumda B seçeneğidir. Şimdi X2O metal oksit, YO2 ametal oksit, ZO ametal oksit ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? X2O'nun sulu çözeltisi baziktir. Şimdi metal oksitler arkadaşlar bazik karakterlidir. Bunu unutmayalım. Baziktir. Ametal oksitler, oksijen eğer ametal sayısından fazlaysa asidik karakterlidir. Bir ametal oksit ama oksijen sayısı ametal sayısıyla aynı olduğu için bu da nötr oksittir. Şimdi bunun çözeltisi baziktir çünkü metallerin oksitleri bazik oksit. YO2 bazların sulu çözeltisiyle tepkime verir. YO2 asidik olduğu için bazların sulu çözeltisiyle tepkime verir. ZO'nun hidrojen florür ile tepkimesinden tuz ve su oluşur. ZO arkadaşlar nötr oksittir. Nötr oksitler asitle, bazla veya suyla tepkime vermez. Tepkime vermeyeceği için arkadaşlar tuz ve su da oluşamaz. Bu yanlıştır. Kesinlikle yanlıştır. X2O asitlerin sulu çözeltisiyle tepkime verir. X2O bazik oksit olduğu için asitlerin sulu çözeltisiyle tepkime verir. X su ile reaksiyon vererek H2 gazı oluşturur. Metal oksit olduğuna göre X bir metaldir. Ama hangi metal? Eğer ki arkadaşlar 1A grubu aktif metallerinden ise su ile tepkimeye girip evet H2 gazı oluşturabilir. Ama mesela demirse ya da atıyorum çinkoysa bunlar direkt su ile tepkime girip H2 gazı oluşumu direkt gözlenmez. Bu su ile tepkime girip H2 gazı oluşturan metaller çok aktif metaller olacaktır. Bu nedenle X1A grubu metallerinden biri ise bu tepkime gerçekleşebilir. Biz kesinlikle yanlıştır arıyoruz. Bu öncül doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Yani X1A grubu metali ise doğru olabilir. Yani su ile tepkime girip H2 gazı oluşturabilir. Bu nedenle cevabımız C seçeneği oldu. Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin yapısında oksijen atomu yoktur? Şimdi etil alkol arkadaşlar formülünü yazalım. Bilmemiz gerekiyor bunları. C2H5OH. Dolayısıyla gördüğünüz gibi oksijen var. Glikolü yazıyorum. Bakın iki tane OH içeren bir alkol yani bir poli alkol arabalarda antifriz olarak da kullanılır. Gliserin ise arkadaşlar 3 tane OH içeren alkoldür. Gliserini yazalım şöyle. Gördüğünüz gibi gliserinde de oksijen atomu var. Etanoik asit aslında asetik asit arkadaşlar bildiğimiz diğer adını yazmışız burada. Bunda da gördüğünüz gibi O var. Zaten asit dediği için organik asitlerde O atomu var unutmayın. Propan alkan arkadaşlar bir hidrokarbon. Hidrokarbonlar yalnızca karbon ve hidrojenden oluşur. Ve propan da alkan olduğu için CnH2n artı 2'ye uymalıdır.
C3H8 olacaktır bu durumda. Yani oksijen atomu bulunmayan C seçeneğindedir. Aynı maddenin çok sayıda basit moleküllerinin birbirine bağlanmasıyla oluşan uzun zincirli moleküllere nokta nokta denir. Birbirine bağlanan basit moleküllere nokta nokta ve bu bağlanma işlemine de nokta nokta denir. Yukarıda verilen paragrafta boş bırakılan yerlere kelimelerin doğru yerleşimi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Şimdi aynı maddenin çok sayıda basit moleküllerin birbirine bağlanmasıyla oluşan uzun zincirli yapılar polimerlerdir arkadaşlar. Yani biz buradaki boşluğa polimer kelimesini getirmeliyiz. Birbirine bağlanan basit moleküllere ise monomer denir. Polimerlerin yapı taşlarıdır. Ve bu bağlanma işlemine de polimerleşme denir arkadaşlar. Bence kolay bir soru. Tam TYT kıvamında. Çok kolay diye es geçmeyin bu tarz soruları. Bunlar çıkabilir sınavda.